Paşa Hazretleri. İzahat ver. Düşmanın iki katı bir orduyla gittin ve bozguna uğradın. İzahat ver derhal. Paşam, utanç içindeyim. Bağışlayın. Darbi boğazda pusuya düşürüldük. Arka ipler verince geri çekilmek mecburiyetinde kaldım. Sen ki oraları en iyi bilensin. Hangi akla hizmet sokarsın orduyu oraya? Bunu siz istediniz paşam. Ben sizden gelen emri tatbik ettim. Ne emri? Neden bahsediyorsun sen? Biz yoldayken bir ulak geldi. Elinde sizin yazılı emriniz vardı. Dağ yolundan gidin diye. Ben de bir istihbarat aldığınızı düşünerek oradan gittim. Mevlevi hanenin ihtiyaçları tespit edildi hünkârım. Tadilatı ve umumi masraflarının karşılanması için 300 bin akçe tahsis edildi. Âlâ. Hünkârım, paşam. Söyle Rüstem Ağa. İbrahim Paşa'nın ordugahından bir yolak geldi hünkârım. İçeri alın. Hünkârım, ben İbrahim Paşa'nın ulağı İskender Çavuş. Paşa Hazretleri bunu size ulaştırmamı buyurdular. Alemin merkezi devletli padişah. Size Tebriz'in artık Osmanlı mülkü olduğunu müjdelemekten şeref duyarım. Tahmas bizimle karşılaşmaya kuvveti olmadığından kaçtı. Cephanesini ve diğer eşyalarını dökerek alıp başını gitti. Mağlup edildi ve hezimete uğradı. Hemadağ'ına dek kovulmuştur. Tahmas kaçmış. Tebriz düştü. Hayırlara vesile olsun hünkârım. İskender Çavuş, getirdiğim bu hayırlı havadisin mükafatını ziyadesiyle alacaksın. Canım yolunuza feda hünkârım. Ayas Paşa, bir pusula yollayın bu çavuşla. İbrahim Paşa'ya tebriklerimi iletin. Beni Tebriz'de beklesin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, müsaadenizle bir husus daha var. Söyle. Cüretimi bağışlayın. Fakat bilmeniz icap ediyor. İbrahim Paşa, Tebriz'in fethinden sonra kendilerine paşa değil, sultan denilmesini buyurdular. Ey gafil! Senin şikayet ettiğin zat devlet-i âliyenin vezir-i azamıdır. Bu ne cüret? Nasıl itham edersin? Hünkârım ben... Bir çavuş haddini bilmeden benim vekili mutlakımı itham edemez. Al şunu! Tez vurun kellesini! Ne malum Ulema Paşa'nın doğru söylediği? Belki de kendini kurtarmak istedi. Ulema Paşa buraları avucunun içi gibi bilir Taşlıcalı. Böyle bir hataya düşmesi mümkün değil. Elbette İskender'le işbirliği içinde değilse. Günahını almak istemem ama... belki de Tahmasp'la birlik oldu. Malum bir vakitler onun yanındaydı. Buna ihtimal vermem ben. Bence İskender'in işi bu. Beni askeri bir başarısızlığa sürükleyip hünkârımızın gözünden düşürmek niyetinde. İskender arkasında iz bırakmıyor paşam. Kanıt olmadan nasıl itham ederiz? O vakit biz de onun anlayacağı dilde anlatırız matrakçı.
Kök! Kök! Hünkârım, kellemi alabilirsiniz. Fakat bu hakikati değiştirmez. Söylediklerim doğru. Hünkârım!